şöyle bir hataya falan ama asıl... hataya düşüyoruz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı, tamamı üyeleriyle, seçmeliyle şuyla buyla herkes genel başkan değişmeli diye bir koro oluşturmamış. Evet. Genel başkan değişmeli diyen birileri var tabii ki ama öbür tarafta yo hayır değişmemeli diyen de var. Baş doğru onlardan biri. Evet, partileri yok saymak doğru değil. Siyaseten de doğru değil. Milletvekilleri, teşkilatlar ve parti yönetiminde değişmesin diyenler ağırlıkta zaten. Peki ama özür dilerim. E o verin. zaman hiç e, o, e, o, e, 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 o zaman e, ama yani ama, yok. ama Kılıçdaroğlu yani, Kılıçdaroğlu yani dimdik ayaktadır. Şimdi Kılıçdaroğlu kongreye girdi Kasım'da. Kurultaya girdi. Kurultaydan da çıktı. E ne yapacağız şimdi yok bir ayakta mı dik ayakta teknik olarak. Anladım. Şimdi Anladın ama neden mi? biz Sarıgül'e moral için söyledi dedik biliyor musunuz? Ona itiraz etmiyorum. Ya şu anladım. Ama bir dakika anladım da var ee, şimdi partide e, Kemal Bey kalmalı diye ısrar etmek herhangi birinin yani dedim ya Şero bile olayın farkındadır diye. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ya 13 sene olmuş. 11 seçim. Bunu söylediğim zaman şunu bunu diyorlar ama bu bir gerçek gerçek değişmiyor. Bu seçimlerin 9 tanesinde rakibinizin yarısı kadar oy almışsınız. Yani 49 almışsa siz 25 almışsınız. 42'ye 41'e gerilemiş siz 22'ye düşmüşsünüz. Her seçim yarısı kadar. Son iki seçimdir de bu son seçimde bile oy olarak 35'e 25 bitmiş ama bu sefer de milletvekili olarak 268'e 134 yani yine yarısı kadar almışsınız. Şimdi siz 13 yıldır yarısı kadar rakibinden oy alan, iktidarın ekonomik, şu, bu, savaş, pandemi bu kadar olayın içinde bütün bunları yaşayan ve bütün bunlara rağmen 11 seçimdir dönüp her seferinde de bu bir başarı öyküsüdür gibi bir öykü anlatan birisinin bu partide genel başkanlığı doğru bir karardır diye düşünmek yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ha bu konuyu de, kalmalıdır diyenlerin ancak işte böyle moral vermek için olduğunu düşündüğüm için moral vermek bir için. Bir de Hakan e, Bey. Şimdi şöyle bir durum çıktı ortaya. Yani e, Kılıçdaroğlu bunca şeye rağmen hala Genel başkan olarak kalmalıdır demeyinin mantıksız olduğunu söylüyorsunuz. Öyle diyor. Öyle, öyle diyorsunuz. Şimdi kurultaydan çıkacak sonuca baktığımızda muhtemel sonuca sonuca e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mantıksızlar e, örgütü gibi bir anlam çıkıyor. <laughs> Bu da çok doğru yere <laughs> gitmiyor yok, yok Hakan yok. Bey. Öyle Bey. O zaman düzeltelim. <laughs> öyle. Doğru bir yere gitmiyor. düzeltelim. Düzeltelim. Evet yani. <laughs> Efendim. Onu tarif ettim. Bir yazı yazdım. Yazıda da tarif ettim. Çaresizlik denen bir faktör var. Türkiye'de siyasi partiler yasası gereği tüzükler hazırlanıyor. Parti tüzükleri hazırlanıyor. O tüzüklere göre bir genel başkan görevinden ayrılmak istemediği sürece siz onu kurultaylarda deviremiyorsunuz. Yani %99 böyle oluyor. Aksi örnek çok az yaşadık. Ne bileyim 70'li yıllarda Ecevit İnönü örneğin dışında çok zor buluruz benzeri örneğini. Şimdi hal böyle olunca bunu partiler de biliyor. İnsanlar yerel seçim geliyor. Aday olmak istiyor. Bilmem partiye senelerce emek vermiş. Belediye meclis üyesi olmak istiyor. E, durumu görüyorlar. Şimdi kişisel pozisyonu Kemal Bey'in orada kalmasına bağlı kişiler var. Açıkçası mesela Canan Kaftancıoğlu gibi. Şimdi Kemal Bey orada olmadığı an Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da gücü kalmaz. E o destekliyor. Şartlar da İstanbul'da ona göre gelişiyor. Dolayısıyla biraz şartlar, biraz da kendi pozisyonu gereği destek veriyorlar yoksa Kemal Bey kesinlikle en fazla kalmalı diyen insan bile inanın bana yalan makinesini oturtun. Mümkün değil. Ee, Sarı gülü mü? Sarı gülü mü yalan makinesini <laughs> oturtacağız? <laughs> <laughs> kalmalı diyemez. Mümkün değil. Yani alet öter. Düt düt öter. Ya özür diliyorum. Tersten, tersten okuyalım. Kalması gerektiğine inananlar hangi argümanlarla kalması gerektiğini söylüyorlardır acaba? İşte söylüyor. İşte hayır ama ama kilit soru bu. Çünkü o şu demek yani sürekli demek kaybeder. İsmail Bey bilir onu. A, a, söylüyor zaten yani argüman ki, ne ama. hakikaten? Neden Kemal Bey neden diyor? Kemal Bey kalmalı çünkü. Ha, çünkü, çünkü diyorlar. Merak çünkü ediyor, evet. şunu söylüyorlar. Ee, bir e, iktidar var. İktidar bu seçimlerde her türlü yola başvurdu. Bu seçimlerin kaybedilmesinin Nedeni nedenlerden bir tanesi bu diyorlar açmaya gerek yok neler yaşandığını biliyoruz. İki medya yani yapılanması. Adil bir seçim İki. olmadı. Evet i̇şte adil bir Medya seçim adil, değildi. adil değildi. Evet yani birçok birçok şeyi alt alta koyduğunuz zaman Kemal Bey yani ya yapabildiği bu, her seçim, bu kadar. Her se her seçim ilgisinde böyle denir. Ama yani, yani bunlar... öbür tarafta tabii karşı argümanlar da var. Ya arkadaş o zaman da mühürsüz oyunları kabul etmeseydiniz. Anlatabiliyor muyum o tartışmayı? A, Ki, öyle yani o, anladığım diyecekti. kadarıyla özür diliyorum. Bu önemli kilit soru çünkü. Hani Doğru. Bir Vatandaş olarak da ben bunu merak ediyorum. Ee, yani burada geçmiş seçimlerdeki yenilginin sonucunda ortaya koyan konulanların dışında farklı spesifik bir e, iddia yok. Ben Doğru. mesela İsmail Bey evet. daha iyi bilir. Bu, belki bu... hatırlamadı ama ben yine... E, bu konuda e, yapılmış öğrenilmiş çaresizlik. Yapılmış en iyi izahın Bülent Kuşoğlu'ndan geldiğini düşünüyorum. E, kendisi bir e, internet sitesine kapsamlı bir röportaj vermiş. Orada diyor ki, ya diyor tamam Kemal Kılıçdaroğlu gitsin. E, yerine gelecek olan diyor. Ne söylüyor diyor? Yani mesela diyor biz bu seçimler için diyor. Partilerden oluşan bir ittifak kurduk diyor. Bir ittifak mekanizması kurduk. Bu mekanizmayı kurmayacak mı gelen diyor mesela. Biz diyor işte ee sağa açıldık. Doğru. Muhafazakar insanlardan da oy, oy almaya çalıştık. Gelecek olan biz istemiyoruz muhafazakarların oyunu. Aman bize biz yeteriz mi diyecek diyor. Yani Doğru. esaslı bir değişim vaadi nedir diye soruyor. Yani ne yap evet. Bizden Farklı ne yapacak farklı ne yapacak diyor. Peki, ama doğru bir soru. Doğru, doğru bir soru Doğru bir, soru. Bir, bir ittifak kurmuş. Bunlar önceki yerel seçimlerde başarılı olmuş. Başarılı olmuş. 11 büyükşehir belediyesini almış. Şimdi bu başarısızlık mı? Onun üzerinden gelen, onun arkasından gelen son seçimler için işte yaşananları ifade ettik biraz önce özetledik. Bu da doğal bir soru çıkıyor. Şimdi AKP'nin 42'den 35'e düştüğü konuşulmuyor. Yani bu da bir başarısızlık. Bunu başarı demek mi? Evet doğru. Bir şey söyleyeyim. Parlamento'da 22 kazandılar yıl sonra birinci parti oluyorlar ya. Hiç konuşulmaz o. Partinin genel başkanı cumhurbaşkanı oluyor. 52 alıyor. Konuşulmaz tabii yani. Böyle bir şey konuşulur mu? 35'i niye konuşayım ki ben? Partinin genel başkanı çıkmış. Tabii. Kurduğu ittifakla 52 küsur oy almış. Bütün olumsuz koşullara rağmen Hayır bir de 22 yıl sonra partisi de 35 alıyor ya o da şaka değil. <laughs> o da evet yani. Havalar. Yani burada K.P. ile kıyaslanacak bir Hala. durum yok yani. Rakibi yok yani. Hayır ya, argü argümanları ya, yani argümanları konuşuyoruz ya ya oradan gelen sayın argümanlar ben. Ben bu, Bülent Kuşoğlu'nun dediği çok doğru. Argümanını böyle okudum. O argüman dediği, dediği doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sayın Kuşoğlu'na aklına zekasına saygı duyarım İyi kötü uzaktan tanıyorum kendisini. Gayet de saygın, muhterem bir beyefendidir. Bir bir siyasetçidir. Sayın Kuşoğlu, Kemal Bey'le çok eski dostluğu, hukuku olmasa, kişisel ona bir e, hani yolda yürüdüğü adamı yolda bırakmamak anlamında, desteklemek anlamında, aynı bu olay gibi moral motivasyon dışında gerçek fikrinin mümkün değil bu olduğuna inanmam. Hiç kimse Ama Hakan orada bir önemli aktör Sadece daha var. Sadece Kemal Bey'e moral verip <laughs> desteklemek ve bu çaresiz pozisyonda Ama adamın söylediğine olmadığı Çin. Söylediğine bir cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi Bülent Bey'in söylediği bir kere doğru. Orada çok doğru yani bir... evet, de duruyor. Aa. Doğru bir analiz. O analize Aynen. bir şey Aynen. demek. Aynen. O Sarıgül başka Gül gibi konuşmuyor yani. Başka Bülent Bey'i ben de çok iyi tanırım. Bülent Bey'in kafasını kesin inanmadığı hiçbir şey söylemiyor. Hayır, bir ben, defa Sarıgül gibi konuşmuyor ben ki. Ben bir şey söyleyeyim size Nehmelin. Ahmet Hakan Bey. E, Bülent Kuşoğlu bir, bir başka isim daha var. Erdoğan Toprak. Parti evet, çok güçlü bir adam. Erdoğan Toprak da çok güzel ben, izah ben, şöyle, ben, Benzer şeyler söyledi. Seçimden 2-3 gün sonra e, CHP yönetiminden birkaç kişiyle bir kahve içiyorduk. Söyledikleri şey sonra ben onu birkaç ayında da söyledim. Çok itiraz da gelmedi. Bülent Kuşoğlu ve Erdoğan Toprak istemediği sürece Kemal Bey oradan milim oynatamazlar. Ancak onlar da isterse Kemal Bey ciddi güç kaybeder. Hayır bir dakika. Öyle bir ihtimal doğar. Şu anda ikisi de Kemal Bey'in kalmasından yana. İşin o boyutu ayrı. Ben hem Erdoğan Toprak'ın hem de Bülent Kuşoğlu'nun seçimden sonra analizlerini okudum. Eray Hocam'ın sorduğu soruya... Cevap veriyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu kalmalı. Çünkü Kemal Bey'in yaptıklarından farklı bir yol gösteren yok. Evet. Efendim, Diyorlar. evet. Ne olursa olsun Erdoğan Bey'i de tanırım. Ee, i̇kisinin de farklı sebepleri vardır, haklı sebepleri de vardır. Bak teslim ediyorum. Ama onlar da biliyor ve dünya biliyor ki, evren de biliyor ki, bizim oturduğum sitenin yöneticisi bile şu an CHP Genel Başkanı olsa CHP 3-4 puan fazla alır. Ya, Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu kişiliğiyle mi ilgili problem var? Yapamıyor, yetersiz. Kifayet etmiyor, Ama, konuşamıyor, na, Hakan da, abi, 13 senedir anlamadım. Sen, Hakan abi sana yani. e, ya itiraz anlamında değil de kafamdaki soru, soruya yanıt aramak açısından soruyorum. Şimdi geçmişte böyle başarısı olan bir partiden bahsetsek deriz ki ya Kemal Bey çıtayı düşürdü. Evet. Başarı yok ki abi yani mesela arada bir şampiyon olmuş tutmuş takımı böyle altlara getirmiş öyle bir şey değil ki bu takım zaten olamamış olamıyor Ne zaman olamıyor Olamamış CHP şey defalarca ne zaman 30 almış abi? 28 almış 42 abi, almış abi, 33 almış Yok yok Ecevit'ten sonrası yok Hayır efendim bir dakika ya Aa, aşk olsun benim ne? işim bu ya Necdet Calp siyasetçi değildi o bile 32 aldı Sodep ama ne çok, fark eder CHP? Yi? Ama çok Ahmet şey. Erdal İnönü CHP. 29 evet. aldı yerel seçimde doğru. Ya saymayla bitmez. Yani 24'e 25'e 13 yıldır kitlenmiş bir CHP, CHP budur. O yüzden artmıyor diye yapmayın bunu. Yani geçmişte sadece Ecevit'i, ya İsmet Paşa bile 42'si 43'ü var. Açın bakın. CHP evet, kavga etmeyin. Buyurun. <laughs> kavga etmiyoruz sonra. zaten. 30 alabilen bir parti Şöyle şimdi arkadaşlar bu konuyu geçelim. Ee, ama bir şey genellemek gerekmez mi? Lütfen. Kusura yani bakmayın böyle ara sıra girdiği yapıyor. Ya hayır çok memnun oluyoruz. Çok da güzel <laughs> şeyler dilerim. söylüyorsunuz. Yani özür dilerim ama şimdi hani Kral Çıplak diyen bir tane çocuk çıkmış biliyorsun En sonunda bir çocuk demiş ki. Yani ya Hakan Çıplak, bayrak söylüyor işte, işte Kral Çıplak diyor. Tam da onu, onu ima etmeye çalışıyorum. Hani şimdi biraz önce İsmet Bey de. İsmail. E, özür dilerim. İsmail Bey de e, bir karşı argüman üretti. Yani şu ana kadar ben hani kıymetli katılımcılardan, siz değerli siyaset yorumculardan e, şunu e, içselleştiremedim. Evet yani haklı argümanları var, doğrudur. Bunların da karşı argümanları son derece mantıklı, tutarlı ve bu nedenle de Sayın Kılıçdaroğlu yerinde kalmalıdırı ben kendi içimde e, yani bu argümanları sindiremedim. Ama yani, Kemal Bey'in ömrünü uzatan bak şey gözden kaçırıyorsun. Buyurun. Kemal Bey'in siyasi ömrünü uzatan, onu bir siyasi mefta olmaktan kurtaran Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'yı aldı. Yani buradan sağladığı başarıyla bu masayı kurdu. Burada sağladığı bir başarıyla aday oldu. AKP'nin elinden aldı. Şey. Yani yıllardır yönetim Bunu diyorum biraz işte. Önce yani. Yerel seçimde bu tip sonuçlar çıkabiliyor. Bakın ben AK Parti de 38'e düştü. Ama arkadaşlar. ben söyledim. istediğimi söyleyemedim. Ama Eray Hakan Bey tamamlasın ben konuyu değiştirmem lazım. Özür diliyorum abi evet. sana değil. Sana, siz. sana söylüyorum ha, getir diye. Ha, teşekkür ederim. Yani ben de aynı Hakan abinin şeyine katılıyorum. Yani şimdi bu yerel yönetim partisi mi? Türkiye Partisi mi? Şimdi ya, bu açıdan bakmak yok. zorundayız. Şimdi Türkiye Partisi olarak girdiği bütün genel seçimleri kaybetmiş. Çift misli fark yere. Yani tutmuş Üst belki fark. orada bir belediyeyi almış ötekini almamış falan. Ben onu bahsetmiyorum. Şunu diyorum. Türkiye'nin geleceği açısından. Ana muhalefet partisinin liderinin şu anki pozisyonda kalmak için kendi taraftarlarının ürettiği argümanların mantıklı olmadığını düşünüyorum ve bunu yani ileri sürdükleri argümanları ben içselleştiremiyorum. Evet Peki, ben katılıyorum. Ha, Peki, teşekkürler. Ama ama şimdi buradan bir yere geleceğim. Şimdi demin bir şey yarım kaldı. Onu ortada. Hani dedik ya yarın e, kıymetli katılımcımız da söyledi ya yarın e, kurultaydan Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak bir kere daha kazandığında e, kusura bakmayın ama bu mantıksızlık orada da e, örgütlenmiş olacak. hale gelmiş demektir diye de vurgulamak istiyorum. Peki teşekkürler.